Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayınımızda Muhammed günah işlemiş midir yoksa işlememiş midir? Bu hususla alakalı İslam dinindeki görüşlere ve ayetlere yer vereceğiz ve bunların kendi aralarındaki çelişkilerine değineceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, İslam geleneğine göre hiçbir peygamber büyük günah işlememiştir. Küçük minnak günahlar işleyenler vardır. Bu minnak günahlara da bunlar zelle ismini takmışlardır ve onların işlemiş oldukları iddia edilen bu minnak günahlara zelle demektedirler. Konuyla alakalı İslami kaynaklara, fıkıh kitaplarına bakıldığında bu görülür. Üstelik burada bazı peygamberlerin hata yoluyla unutarak bu minnak günahları işlediği iddia edilir. Mesela Adem'in cennetteyken yasak ağacın meyvelerinden yemesi zelle denilen minnak günaha misalmiş, örnekmiş. Ne kadar minnak bir günah ki Adem'in o elmayı yemesi dolayısıyla bütün insanlık şu anda dünyada yeryüzünde sürünüyor. Ve yine Adem'in o minnak günah işlemesinden dolayı insanların önemli bir kesimi dünyadaki kaderlerinden dolayı cehennemi boylayacak, kafir olacak. Ne kadar minnak bir günah, öyle değil mi? Çok minnak, sadece elma yiyor, hatayla unutarak yerseniz. Komedinin dik alası. Üstelik bazı İslami kitaplarda bu minnak günah için şöyle deniliyor, daha komik bir şekilde. Ne hikmetli bir günah ki kıyamete kadar gelecek insanlara tövbenin meşru kılınmasına sebep olmuştur. Ama cehennemi boylayanlar burada söylenmiyor tabii ki. Yoksa günahın minnaklığına zeval gelir maazallah. Mesela Yunus'tan bir örnek verelim Muhammed'e gelmeden. Yunus'un minnak günahına da şöyle bir örnek veriliyor. Peygamberlikle vazifelendirildikten sonra kavmini imana davet etmeye başlıyor. 33 yıl gibi uzun bir müddet tebliğde bulunduğu halde yine de halk üzerinde bir tesir vücuda gelmiyor. Bu durum Yunus'un canını sıkıyor. Bu sıkıntıdan kurtulmak ümidiyle Cenab-ı Allah'ın izni olmadan kavmini bırakıp ayrılıyor. Bir peygamber Rabbinden izin almadan bulunduğu yerden ayrılamazdı. Yunus bu hareketiyle efendisinden kaçmış bir köle durumuna düşmüştür ve minnak zellesel bir günah işlemiştir. Bu da kaynaklarda aktarılıyor. Mesela Kalem suresinin 48. ayetinde Muhammed uyarılıyor, Yunus gibi olma, Rabbinin hükmüne sabret deniliyor. Yani burada Yunus bizi dinlemedi, o yüzden minnak bir günah işledi. Sen de bu minnak günahtan işleme. Çünkü biz seni ismet sıfatıyla donattık, günahsız olarak insanlara duyurduk. Haliyle günah işlersen, hata yaparsan normal bir insan olduğun ortaya çıkar ve maazallah çevrendeki insanlar sorgulayacağı tutarak seni eleştirebilirler. Evet arkadaşlar, iki tane diğer peygamberlerden örnek verdim. Şimdi gelelim Muhammed'e. Muhammed'in İslam inancına göre ismet sıfatına sahip olduğu belirtilir. Yani Allah tarafından günah işlenmekten korunmuş olma özelliğine sahip olduğu belirtilir. Ama gelin görün ki biz Kur'an'daki ayetlere baktığımızda bunun tam tersini görüyoruz. Tabii ki birbiriyle çelişen ayetler var. Ama aynı zamanda mesela Fetih suresinin 1-3 arasında ifade edildiği gibi biz senin geçmiş ve gelecek bütün günahını bağışladık diyor. Madem Muhammed ismet sıfatına sahipti, günahlardan korunmuştu, günahsız olma özelliği vardı, nasıl oluyor da geçmişte ve gelecekte işlemiş olduğu günahlardan dolayı Allah tarafından bağışlanıyor? Hani günahsızdı bu adam? Bu bir. İkinci ayetimiz Mümin suresi ve Muhammed suresinde geçen bir ayet. Bu ayetlerde şöyle deniliyor. Günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam Rabbini hamd et. E hani Muhammed'in günahı yoktu? Hani o günahlardan korunmuştu? Hani ismetti? Bakın Muhammed'in hiçbir şekilde günah işlemediği belirtiliyor. İslam geleneğine bakarsanız kesinlikle günah işlemediği, günahlardan korunduğu ifade ediliyor. Oysa ayette günahının bağışlanmasını iste deniliyor. Bazı İslam yorumcuları şu şekilde yorumluyorlar bu ayetleri. Canım işte peygamber olmadan önce bazı günahlar işlemişti. O yüzden bu ayetlerde önceki günahlarından dolayı affedilmesini istediği ifade ediliyor diyorlar da. Muhammed madem peygamber oldu, üstelik en yüce, en ulvi, en büyük peygamber oldu, Allah'ın Habibi oldu. Dolayısıyla Allah'ın zaten bu sıfatından, bu makamından, mevkisinden dolayı onun geçmişte eğer bir günah varsa onu bağışlamış olması gerekmiyor mu? Adam peygamber olmuş, yetmemiş, kendisine haram, helal kılma yetkisi verilmiş ayetler tarafından, o da yetmemiş. Onun sözü vahidir denilmiş ayette. Yani düşünün ki Muhammed'in her söylediği vahidir.
Allah tarafından söylenmiş gibidir. Allah'tan alır direkt. Haram helal kılma etkisi vardır. Böyle bir adam nasıl olur da günah işleyebilir? Nasıl olur da günahlarından dolayı bağışlanmayı istemesi istenir? Böyle bir saçmalık olabilir mi derler arkadaşlar? Bir adamın her söylediği vahiy ise Allah'ın ona kendisi gibi haram helal kılma yetkisi bağışladığı söyleniyorsa böyle bir karakterin hiçbir şekilde günah işlememesi gerekir. Evet, İslam geleneğindeki inanç bu yönde, fakat ayetlerle bu çelişiyor. Günahının bağışlanmasını iste deniliyor. Geçmiş gelecek günahlarını bağışlayacağız deniliyor. Daha sonra da bu adamın Allah'ın Habibi, sevgilisi olduğu, en değerli kul olduğu, yeryüzünün kendisinin nuru hürmetine yaratıldığı belirtiliyor. Bakın, burada İslamcılar dedik ya, efendim burada bahsedilen günahlar peygamber olmadan önceki günahlarıdır diyorlar. İyi de bu adam peygamber olmadan önceki hayatını geçtik, henüz doğmadığı dönemlerde dahi, yeryüzü, kainat, evren yaratılmadan önce dahi kendisinin nuru yaratılmış olan bir peygamber. İslam geleneğindeki inanca göre böyle. Hiçbir şey yaratılmadan önce Muhammed'in nuru yaratılıyor, onun nurundan yeryüzü yaratılıyor, onun yüzü hürmetine vesaire, böyle hikayeler var. Böyle bir adamın peygamber olmadan önce de günahsız olması gerekmiyor mu? Öyle değil mi? Dolayısıyla evet, İslamcıların, İslam geleneğinin ona ismet sıfatını yakıştırmasının haklılık payı var hikayelere baktığımızda, ama ayetlerle çelişiyor işte, sıkıntı orası. Bu konuda reformistlerle orijin İslamcılar arasında ciddi tartışmalar oluyor. Orijin İslamcılar Muhammed'in kesinlikle sıradan bir insan gibi olmadığını belirtiyorlar. Evet, bunları zibilyon tane ayet destekliyor. Ayetlerde deniliyor ki hem Allah'a hem Muhammed'e itaat edeceksiniz. Muhammed'in sözü Allah'ın sözü gibidir. Muhammed bir şey dediği zaman inanmış hiçbir mümine ona itiraz etme şansı yoktur. Muhammed istediğini helal, istemediğini haram kılar. Muhammed'in her söylediği vahidir gibi ifadeleri var. Bu ifadeler, bu ayetler zaten bize Muhammed'in sıradan bir insan olamayacağını, reformistlerin iddia ettiği gibi bir insan, günahkar bir insan, hata yapabilen, sıradan bir insan olamayacağını gözler önüne seriyor. Fakat gel gelelim, reformistlerin de haklı olduğu konular var. Onlar da farklı ayetleri ortaya sunuyorlar. Mesela günahının bağışlanmasını iste şeklinde Müminun suresinin 55. ve Muhammed suresinin 19. ayetinde geçen ayetleri gösteriyorlar veyahut Fetih suresi 1-3 arasında geçen geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah'ın bağışlamış olması gibi ayetleri öne sürerek, bakın diyorlar, Muhammed de sıradan bir insan gibi günah işleyebiliyor, hata işleyebiliyor ve bunların ayetlerde geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Muhammed'in sıradan bir insan olmadığını iddia edemezsiniz diyorlar. İki taraf birbiriyle çatışıyor, birbirini yiyor. Biz burada neyi görüyoruz değerli arkadaşlar? Kur'an'daki çelişkileri görüyoruz. Birbiriyle çelişen ayetlerden dolayı reformistlerle orijin İslamcılar da birbirlerine giriyorlar. İki taraf farklı ayetleri örnek olarak sunduğu için, oysa ortadaki durum ayetlerin birbiriyle çelişmesi. Dinin içindeki çelişkileri görüyoruz. Bugün bu hususa değinmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.